Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün sizlerle 39. sorudan ünitemizin sonuna kadar birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet, aşağıda verilen teknolojik ürünleri ilgili olduğu alana yazınız diye bir sorumuz var. Sevgili öğrencilerim, bunları biliyoruz, kolay şeyler. Yukarıda verilenleri aşağıda beslenme, temizlik hangi alana giriyorsa yazın demiş. Sizler öncelikle lütfen kendiniz yapın. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırın. Ben hemen hızlıca beslenme teknolojisinden hemen bakın hazırladım. Evet, fırın beslenmede, yemek yapmada bizim beslenme teknolojisinde kullandığımız ürünler. Evet, daha sonra sevgili öğrencilerim buzdolabımız var değil mi? Ürünleri sakladığımız. Daha sonra ne var? Ocağımız var. Ocakta da yemek pişiriyoruz. Bunlar beslenme teknolojisiyle alakalı. Evet, temizlik teknolojisi. Temizlik teknolojisinde bulaşık makinemiz var kullandığımız. Daha sonra çamaşır makinemiz var sevgili öğrencilerim. Elbiselerimizi temizlemek için kullandığımız veya örtülerdir. Bazı küçük halılar, kilimler gibi. Daha sonra elektrik süpürgemiz var. Elektrik süpürgesiyle evimizin ve çevremizin temizliğini yapıyoruz. Eğlenme ve bilgi edinmede teknoloji alanında. Evet, eğlenme en büyük eğlencelerden bir tanesi televizyonlardır. Özellikle akıllı televizyonlarla birlikte eğlence dünyasına çok fazla dahil oldu. Evet, müzik setlerimiz de eğlence dünyasının vazgeçilmezlerinden. Daha sonra da ne var? Radyomuz var değil mi sevgili öğrencilerim? Bunlar eğlenme ve bilgi edinme. Radyoda özellikle eğlenmeden ziyade bilgi edinme alanında çok fazla kullanılıyor. Ve müzik kanallarında da eğlenmek için kullanılıyor. Evet, haberleşmede teknoloji alanı olarak düşündüğümüzde sevgili öğrencilerim, telefonumuz var. Haberleşmek için elimizden hiç düşürmediğimiz değil mi? Evet, daha sonra telsiz var. Askeriyelerde ve polislerde daha sık kullanılan veya kamp alanlarında kullanılan. Ondan sonra da çağrı cihazlarımız var. Haberleşme alanında. Bu da sağlık alanında çok fazla kullanılan bir haberleşme alanı. Evet, ulaşımda teknoloji. Yani ulaşım alanında en çok herkesin evinde olan otomobiller, arabalar var. Daha sonra şehirler arası veya ülkeler arası ulaşım için uçaklarımız var. Ve ne var? Güvenli ulaşım araçlarından bir tanesi de tren var. Sağlıktaki teknoloji alanında ise sevgili öğrencilerim, ultrason cihazları özellikle kırıklarda veya iç organlarda sıkıntı olduğunda kullanılanlar bu ultrason, tomografi cihazları ve röntgen cihazları. Bunların içerisine MR'ı da sayabiliyoruz. Özellikle kırıklarda, eklemlerde, iç organlardaki deformasyonlarda ne oluyor? Bu üçü çok fazla kullanılmakta sevgili öğrencilerim. Eğitim alanında zaten herkesin sınıflarında kurulmuş olan etkileşimli tahtalar var değil mi? Akıllı tahtalar dediğimiz tahtalarımız var. Daha sonra teknoloji için fotokopi makinesinde fotokopi zaten vazgeçilmez ders kitapları için ve yazıcılarımız ödev çıkarırken, ders çıkartırken kullandığımız ve yansıtma cihazları diye söylediğimiz projeksiyon cihazlarımız. Bunlar sevgili öğrencilerim nedir? Teknolojinin her alanında kullanılan ürünlerdir. Evet, buraya yazdım. Bu şekilde durdurup sizler de yazabilirsiniz veya sıralarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, 40. sorumuz. 40. soruda bir teknolojik ürün belirleyiniz diyor. Belirlediğiniz bu ürünün olumlu ve olumsuz etkilerini aşağıdaki tabloya yazınız demiş. Bir ürün belirlemiştim ben sizler için hemen. Telefonu belirledim. Herkesin kullandığı telefonu yazıyorum. Telefonun olumlu etkileri sevgili öğrencilerim. Evet, buraya yazdım. Neler var? Kısa süre içerisinde bir sürü bilgiye ulaşabiliyoruz. Bakın, bizler telefonu ağırlıklı tamam iletişim kullanıyoruz ama daha fazla internet özelliğinden dolayı bilgiye ulaşmada kullanıyoruz. Ve bu bilgilerden de ne yapıyoruz? Etkin olarak yararlanıyoruz sevgili öğrencilerim. Yani internet ve bilgisayar hüviyetinde kullanıyoruz. Uzaktaki insanlarla akıllı telefon aracıyla tanışabiliyoruz ve haberleşebiliyoruz. Evet, özellikle ticaret yapanlar, alışveriş yapanlar, sağlık noktasında bir şeye ihtiyacı olanlar, beslenmede, gıdada ne varsa ürün alma, satma her şeyi telefonumuzdan yapabiliyoruz. Alışveriş, banka işlemleri bir sürü işlemi de dakikalar içerisinde kolayca ne yaparız? Yaparız. Telefonu ben size örnek olarak yazdım. Sizler de bunu geliştirebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Daha sonra olumsuz etkileri hepimizin bildiği. Evet, olumsuz etkilerinde neler var sevgili öğrencilerim? Radyasyon çok tehlikeli. Bu radyasyon ışınlar, radyo dalga ışınlar beynimize ve vücudumuza zarar vermekte. Çok sık kullanımı uzun vadede zararlara neden olabilir.
Çok fazla telefon fiziksel ve zihinsel ve psikolojik zararlar, eklem bozukluklarına sebep olabiliyor. Boyunlarda ve eklemlerde, sırtlarımızda farklı fiziksel sıkıntılara neden olabiliyor. Yani zihinsel ve psikolojik zaten bağımlılık dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Çok fazla telefon bakıldığında veya bilgisayar bakımında dikkat dağınıklığı ve yorgunluk zaten en büyük sebebi. Uzun süre geçirdiğimizde gözlerimizde bozulmalar meydana geliyor. Bağımlılık en tehlikelisi. Telefon bağımlılığı yüzünden zamanımızı planlayamıyoruz, etkin kullanamıyoruz ve düzen bozuklukları, plansızlıklar, disiplinsizlikler ve bunun sonucunda farklı bağımlılıklar ortaya çıkabiliyor. Örnek yaptım. Sizler de bunu geliştirebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet, 41. sorumuz sevgili öğrencilerim. Tablodaki görsellerin değişimi. Şimdi önceki hali, resmi ve şimdiki haliyle ilgili bilgilendirme yapılmış. Bize saç kurutma makinesiyle ilgili önceki bilgileri vermiş, resmini vermiş ve şimdiki hallerini vermiş. Bizden sevgili öğrencilerim çamaşır makinesinin bakın önceki hali ne kadar kaba ve büyük ve şimdiki hali hatta son hali de değil sevgili öğrencilerim. Bununla ilgili bilgilendirme istemiş. Önceden kullanımı çok zordu. Kol gücüyle çalışıyordu. Çeviriliyordu sevgili öğrencilerim. Bakın burada merdane var ya. Buradan çeviriyordunuz. Sıkarak yapıyordunuz ve tamamen kurumuyordu. Ve çok kuvvet harcanıyordu. Çamaşırları da yıpratıyordu sevgili öğrencilerim. Çünkü sıkıştırarak yaptığı için. Şimdiki makinelere hemen hızlıca ben şöyle yazı verdim. Şimdiki makineler sevgili öğrencilerim kol gücüne gerek var mı? Yok. Elektrikli oldukları için kullanımı kolaydır. Farklı programlarla çok hızlı ve ekonomik yıkamaktadır. Elbiseler daha az kırışmaktadır sevgili öğrencilerim. Bu da olumlu etkilerden bir tanesi. Fiziksel güç kullanmamak olumlu etkilerden bir tanesi. Bunu yazabilirsiniz veya kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ütüden bahsediyor. Önceki ütüler içine kömür atılırdı sevgili öğrencilerim. Kor atılırdı yani kızmış ateşteki. Onun sıcaklığı ile yapılırdı. Tabii bunun tozlu, isi, pisi, kiri olurdu. Ve ağırdı. Elbiseleri yakıtma ihtimali daha yüksek oluyordu. İçindeki kömür parçalarından dolayı. Şimdiki bakın modern ütülerde buna kolaylık olsun diye neler yazabilir sevgili öğrencilerim. Şöyle sizler için bunu mavi yapayım. Şimdiki ütüler elektriklidir ve hafiftir. Kol gücüne gerektirmez. Modern görünümü bakın. Görünümü de ve tehlikesi de daha azdır. Evet, içine kömür atmaya, ateş atmaya gerek yok. Su konulduğu için ve buharla çok kolay sevgili öğrencilerim. Ne yapıyor? Elbiseler ütülebiliyor. Devam ettirebilirsiniz. Buhar özelliğinden dolayı kırışıklıkları daha kolay açar ve elbiseleri uzun süre kullanmamızı sağlar. Artı olarak bunu da buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra burada sevgilerine süpürgeden bahsediyor. İlk süpürgelerin bakın büyüklüğü çok büyük. İstediğiniz yere götüremiyorsunuz, getiremiyorsunuz. Yani çok ağır ve çok fazla emiş gücü zayıf olduğu için ememez, pis yere tozları alamazdı çok fazla ve çok aşırı gürültülü çalışırdı. Şimdikiler ise neredeyse hiç ses çıkarmadan çalışıyor. Bununla ilgili de sevgili öğrencilerim kısaca şöyle yazabiliriz. Evet, şimdiki süpürgeler hafif ve çekiş gücü yüksek. Ayrıca ayarlanabilir çekim gücü var değil mi sevgili öğrencilerim? Artırarak daha çıkmayan kirleri, tozları çekebiliyoruz sevgili öğrencilerim. Hatta robot olanlar çıktı. Bu robot olanlar insan eli dokunmadan kendileri temizlik yapabiliyorlar. Bu yer dolduğu için ilave olarak sevgili öğrencilerim silme işlemi de yapabiliyorlar. Bunları da ekleyip şimdiki hallerine yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim. Burada bize bir proje ödevi vermiş. Naylon poşetlerin doğaya atılması toprak kirliliğine sebep olur. Bu poşetlerin kullanımının azaltılması kaynakları tasarruflu kullanmamızı ve çevrenin korunmasını sağlar diyor. Sevgili öğrencilerim, metindeki sorunun çözümü için poşetin yerine kullanabileceğimiz ucuz, doğaya zarar vermeyen bir ürüne yönelik proje yarışması düzenlenmiştir. Bize ürünümüzü, resmini ve sloganını istiyor. Ben ürün olarak sevgili öğrencilerim, ürünümüzün doğada kaybolan ve geri dönüşebilen file poşet. Ürünümüz bu sevgili öğrencilerim. Tanıtıyorum. File poşet yani eskiden olan filelere vardı. Bezden yapılan, ipten yapılan. Onun yerine poşet maddesi ne yakın bir maddeden yine kaybolabilen bir fileler bahsediyorum. Tabi deliklerin sıklıkları daha sık içinden düşmesin diye küçük maddeler. Organik ürünlerde yapılan file poşet doğada kaybolabilen bir ürün. Eski fileler gibi ama daha sık dokunmuş fileler yapısındaki özel maddelerden dolayı kağıda benzemektedir ve deliklidir demiş ve doğada kaybolmaktadır. Tekrar kullanılabilmektedir. Bunları ilerletebilirsiniz. Ürünümüze bakın poşete benzer bir file şeklinde yaptım. Sizler bunu istediğiniz gibi dönüştürebilirsiniz. Ben kalemle bu kadar çizebildim. Ürünümüze bir ad verin. Doğa dostu poşet dedin veya doğa dostu
file poşet diye buraya ekleyebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim file diye silebilirsiniz veya doğa dostu file diyebilirsiniz. Evet, bir slogan istemiş. Doğayı koru, insanı koru şeklinde bir tane de slogan yazdım. Sizler de kendinize göre bir tane basit bir proje yazabilirsiniz. Şimdi metni okuyacağız sevgili öğrencilerim. Metne göre tamamlayacağız. Bildiğiniz gibi acil durumlarda arayıp yardım çağrısında bulunduğumuz özel telefon numaraları vardır. Evet, bu numaralardan belki de en önemlisi acil yardım merkezine ait olan 112. Zaten şimdi bütün numaralar 112'de birleşti değil mi? İnsanlar ani bir hastalık, bakın bu çok önemli, veya kaza durumunda acil yardım merkezini ararlar. İmdat çağrısını alan acil yardım merkezi çalışanları da olay yerine giderek hayat kurtarırlar. Ancak bazı sorumsuz kişiler, bakın bu çok tehlikeli, gereksiz yere 112'yi arayarak bu merkezde çalışanları meşgul ediyorlar. İnsanlar dürüstlüğe aykırı bu hareketleriyle başka insanların hayatlarını tehlikeye atıyor. Belki de gereksiz aramaların yol açtığı gecikme nedeniyle bir hastanın hayatını kaybetmesine neden olabiliyor sevgili öğrencilerim. Bize demiş ki metne göre bunları yapın demiş. Evet, acil yardım merkezi hangi durumlarda aranmalı sevgili öğrencilerim? Evet, bakın acil yardım merkezleri ani bir rahatsızlık durumunda, öyle söylüyor değil mi? Bakın burada yazmış, ani bir rahatsızlık durumunda veya kaza durumunda aranmalıdır demiş. Metinden bunu çıkartabilirsiniz. İkinci, acil yardım merkezi çalışanlarını gereksiz yere meşgul edenler kimlerdi sevgili öğrencilerim? Gereksiz yere meşgul edenler sorumsuz kişiler değil mi? Sorumsuz kişilerin acil veya hayati olmayan durumlar için arayıp meşgul etmeleri, bunu da parçadan çıkartabilirsiniz. Acil yardım merkezinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçmek için bir slogan yazın demiş. Yani bunu da sizler kendinize göre yazarsınız. Hiçbir şey bir can kadar acil değildir diye ben bir slogan yaptım. Sizler de bunu kendinize göre geliştirebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Yani bir bulmaca verelim sevgili öğrencilerim. Kalemle tamamını yazmak uzun vaktimizi alacağı için yerleştirdim. Sorular üzerinden beraber yine bakalım. İlk Türk uçağını tasarlayıp üreten kişi soldan sağa bir numara. Bakın buraya yazdım. Vecihi Hürkuş sevgili öğrencilerim. Bunu yerleştirirsiniz. Hatta ben şöyle, bakın şu an tutuyorum burada. Videoyu durdurup buradan yazıp daha sonra aşağıdaki maddelerle karşılaştırabilirsiniz. Graham Bell'in telefondaki ilk sözü neydi? Alo değil mi sevgili öğrencilerim? 5 bakın. Alo diye söylediği için zaten biz de alo kullanıyoruz. 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı da kimdi sevgili öğrencilerim? Bakın burada Aziz Sancar değil mi? Profesör Doktor Aziz Sancar sevgili öğrencilerim. Yukarıdan aşağıya bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir kuruluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu, bakın, kullanma hakkı kime ait olduğunu gösteren belge nedir sevgili öğrencilerim? İki numarada patent değil mi? Patentini aldım deyince o ürünün kullanımı ve satımı size ait olur. 3. İcat yapan kişi, zaten bunu çok öncelerden görmüştük. İcat yapan kişiye bizler mucit diyoruz. 4. Pıtrak dikenlerine etkilenerek icat edilen ürünümüzde sevgili öğrencilerim cırt cırtlarımız var, cırt cırt bantlarımız. Bunlar pıtrak dikeninden esinlenerek ortaya çıkmıştır. 6. Sütün pastörize edilerek uzun süre saklanabilmesini sağlayan bilim insanı. Bu da kimdir? Zaten adında anlaşılacağı gibi pastür sevgili öğrencilerim. Evet, buraya yazdım bakın. Sütü pastörize etmek, pastörize süt diye sütlerin üzerinde görüyorsunuzdur. Bu kişi zaten. Onun ismi sevgili öğrencilerim. 8. Uzun yolculuklarda zamandan tasarruf sağlayan ulaşım aracı sevgili öğrencilerim. Nerede, mesela Amerika'ya neyle gidiyorsunuz? Uçakla giderseniz ne yaparsınız? Hızlı ve kolay gidersiniz. Yüksek voltajlı akımları üreten makineyi icat eden bilim insanı da herkesin bildiği sevgili öğrencilerim Nikola Tesla sevgili öğrencilerim. Çılgın bilim adamımız. Evet, 45'e geldik sevgili öğrencilerim. Balonlarda yazılı teknoloji ürünleri kullanım alanına uygun renge ne yapın diyor? Boyayın diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi beslenme teknolojisi var sevgili öğrencilerim. Ondan sonra haberleşme, eğlence. Az önceki soruda yapmıştık zaten. Bunların resimlerine uygun olarak boyayacağız. Temizlik ürünlerinden başlayabiliriz. Bize en kolay gelen ürün şurada temizlik ürünümüz. Mor gibi rengimizi ben seçeyim. Buna yakın rengi tutturamayabiliriz sevgili öğrencilerim. Bunun rengini şöyle seçsem olur herhalde. Benziyor. Evet. Temizlik ürünlerinde neler var sevgili öğrencilerim? Hemen bizim bakalım. Buzdolabı yok. Evet, şurada bir çamaşır makinesi görüyorum.
Bunu temiz ürünler olarak ne yapabilirsiniz sevgilendirim? Boyaya bilirsiniz. Lütfen sizler bunları güzelce boyayın. Bu temizlik ürünüdür. Daha sonra bakın burada ne var? Ulaşım teknolojisi var. Ulaşımı da evet şöyle kahverengi gibi galiba rengi. Evet, ulaşım teknolojisine de burada baktığımızda neler var? Metro var değil mi? Yolun yerin altında giden metroyu boyarsınız sevgilendirim. Ondan sonra da bu tarafta da otomobil var. Otomobilde ulaşım teknolojisi olarak aynı renge boyarsınız. Bu da tamamdır. Daha sonra beslenme teknolojimiz. Evet, beslenmeyi de kahverengi bir ton alarak ona yakın bir renk şu uygun. Evet, onun içinde neyimiz var? Fırınımız var değil mi sevgili öğrencilerim? Fırınımız beslenme teknolojisi. Bunu ona rengine boyarsınız ve buzdolabımız var. Buzdolabında boyarsınız. Daha sonra haberleşme teknolojimiz de yeşil ton bulayım bir tane. Evet, yeşille evet uygun. Haberleşmek için de ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Telefonumuz var burada. Telefonumuzu yeşile bu şekilde boyarsınız. Daha sonra sağlık teknolojisinin rengi açık yeşil gibi sevgilendirim. Onu da şöyle yapsak. Tamam. Sağlık teknolojisinde neyimiz var bizim mesela? MR cihazımız var değil mi? MR cihazını açık yeşil şekilde yaparsınız. Başka bir de tomografi cihazımız var değil mi sevgilendirim? Bunu da sağlık teknolojisi olarak boyarsınız. Ondan sonra sevgili öğrencilerim eğlence kısmı var. Eğlencenin rengi de biraz daha şöyle pembeye benziyor. Gül kurusu gibi. Evet, eğlence teknolojisinde de ne yaparsınız? Burada televizyonumuz var. Eğlence için kullanılan televizyonu boyarsınız ve radyoyu da ne yaparsınız? Boyayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, ben hızlıca boyadım. Çok uzun sürmesin diye sizler bunu daha güzel boyarsınız. Evet, 46. soruya geldi sevgili öğrencilerim. 46. sorumuz aşağıda verilen bilgiler doğru ise başlarında bulunan kutuya D, yanlış ise Y yazın diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Teknolojik ürünler insan yaşamını kolaylaştırmıştır. Tabii ki de kolaylaştırmış sevgili öğrencilerim. İnsan yaşamı teknoloji sayesinde hem kolaylaşmış hem hızlanmış hem de daha az yorucu olmuştur değil mi? Evet, iletişim telefonun icadıyla başlamıştır sevgili öğrencilerim diyor. Sadece telefon en son hal değil mi? Ondan önce telgraflar kullanılmış sevgili öğrencilerim. Morse alfabelerinin kullanılmış, askeri alanlarda başka şeyler kullanılmış. Telefon en son en teknolojik gelişmiş hali olduğu için bunu doğru değil, yanlış olarak ne yapacaksınız? İşaretleyeceksiniz sevgili öğrencilerim. Evet, C'ye geldiğimizde tekerleğin arabalar dışında kullanıldığı bir diğer alanda değirmenlerdir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Evet, değirmenlerde buğdayları ne yapıyorlar? Öğütüp un haline getiriyorlar değil mi sevgili öğrencilerim? Çok uzun eski yıllardan beri bu şekilde kullanılıyor. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Teknolojik ürünlerin yanlış kullanımı doğaya zarar verebilir. Tabii ki de zarar verebilir. Doğrudur. Çünkü teknoloji özellikle işte silah sanayisinde, kimya sanayisinde kullanılan teknoloji suya karıştığında, toprağa karıştığında ne yapabilir? Yüzyıllarca suyumuzu kirletebilir. Yüzyıllar boyunca o kirlilikle yaşamak zorunda kalabiliriz. Çünkü temizlenmesi çok uzun yıllar alacaktır. Toprağın kendini yenilemesi veya ağaçlara, bitkilere, yeşillik alanlara, hayvanların beslenme alanlarına zarar verebilir. Röntgen cihazı eğitim alanında, hayır. Röntgen cihazı eğitimde değil, nerede kullanılır sevgili öğrencilerim? Sağlık alanında kullanılan bir teknolojik cihazdır sevgili öğrenciler. Evet, 47. Seyahatlerde kullanılan teknolojinin yaşadığı değişimi göz önüne alarak aşağıdaki ifadeler geçmiş, bakın önceki yıllardansa ne yapayım sola doğru olan oku, günümüzde ise aşağıya doğru olan oku boyayacakmış sevgilendirelim. Boyayalım birlikte. Evet, seyahate çıkmadan önce gazete ilanlarına ve televizyon reklamlarına. Bunlar eskiden değil mi sevgilendirelim? Eskiden bizler ne yapardık böyle gazete küpürlerine bakardık, seyahate çıkacağız yollara bakardık, onlarla ilgili bilgiler alırdık. Bunlar eskiyle alakalı sevgilendirelim. Seyahate çıkmadan önce konaklayacağım yeri seçmek için gazete ilanı. Şimdi gazete ilanına mı bakıyoruz sevgili öğrenciler? Hayır değil mi? Ne yapıyoruz? Açıyoruz telefonumuzdan internete girip arayıp otelden hemen rezervasyonumuzu yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Gideceğim yeri bulmak için akıllı telefon. Zaten akıllı telefon teknolojisindeki bakın konum ve harita uygulaması nedir? Bizim şimdiki zamanla alakalı değil mi sevgili öğrenciler? Hemen ne yapıyoruz? Giriyoruz konumumuzdan bakıp ayarlıyoruz sevgili öğrencilerim. Bu aşağıya doğru olan oku ne yaparsınız? Boyarsınız sevgili öğrencilerim. Yolculuk yaparken genel ağa bağlı ekrandan film izleyerek. Bakın genel ağ zaten günümüz teknolojisi değil mi?
Evet, internet teknolojisi dünyanın her yerinde bağlandığımız ağımız sevgili öğrencilerim. Evet, bunu işaretlersiniz. D. Fotoğraf çekmek için yanımda yeteri kadar pil ve film. Bunlar da neydi sevgili öğrencim? Eskiden de gideceğimiz yerde yanımıza yedek pil götürürdük veya içinde pozu biter, film biter de onu ne yapar? Yedek götürdü sevgili öğrencim. Bu da eskiden kalma bir teknoloji. Şimdi artık bunlar kullanılmıyor sevgili öğrencilerim. Seyahate çıkmadan önce yanıma o yerin haritasını alırım. Evet, bu da eskiden kalma sevgili öğrencilerim. Bu yerin haritasına gerek yok. Dediğimiz gibi telefonlarımızdan konum ve harita özellikleri internete girdiğimizde hepsine ulaşabiliyoruz. Bunlar eskide kaldı. Seyahat etmeden önce genel ağ aracıyla kredi kartı kullanan sanal. Bakın bu da günümüzün en ileri teknolojilerinden bir tanesi değil mi? Alışverişimizi bir tuşla ne yapıyoruz? Cep telefonumuzda ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Bu da günümüz teknolojisidir sevgili öğrenciler. Evet, devam edelim. Buharlı ütü. Ütünün gelişim aşamaları verilmiş sevgili öğrencilerim. Bunları eskiden yeniye doğru ne yapın diyor, sıralayın diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Hemen hızlıca şuraya en eski olan ne var sevgili öğrencilerim? Bizim demir ütümüz var değil mi? Demir ütü eski zamanda kullandığımız ütü sevgili öğrencilerim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kömürlü ütüye geçiyoruz değil mi? Daha sonra kömürlü ütümüz var. Kömürlü ütüye geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, kömürlü ütümüze de çarpımızı atalım. Kömürlü ütü de bittikten sonra artık elektrikli ütüler kullanılmaya başlıyor sevgili öğrencilerim. Elektrikli ütülerin ilk eski halleri bunlar. Yavaş yavaş geçiş aşaması. Bu elektrikli ütüler biraz daha gelişmiş hale geliyor sevgili öğrencilerim. Buharlı ütü haline geliyor. Buharlı ütü 10-15-20 yıl belki önceki teknolojiler ve daha eski, biraz daha eskisi ama buharlı ütülerin de en gelişmiş hali hangisi oluyor daha sonra sevgili öğrencilerim? Buhar kazanlı ütüler içerisinde buhar kazanı var. Oradan su takviyesi değil mi? Kendisi kazanından buharı kullanıyor sevgili öğrencilerim. Bu da en son gelmiş teknoloji ütü sevgili öğrencilerim. Bu şekilde demir ütü, kömürlü ütü, elektrikli ütü, buharlı ütü, buhar kazanlı ütü diye soldan sağa doğru bakın eskiden yeniye doğru ne yapabilirsiniz? Bunları yerleştirebilirsiniz sevgili öğrenciler. Verilen ifadeler doğru ise yukarıdaki oku, yanlış ise aşağıya doğru olan oku kırmızı renge boyayın diye söylüyor. Sevgili öğrenciler bakalım şimdi. Yani yukarı doğru olanı mavi, aşağı doğru olanı kırmızıymış. Pardon. Teknoloji ürünlerin eğitim faaliyetleri içinde önemli bir yeri vardır. Tabii ki de değil mi? Sınıflarımızda kullandığımız akıllı tahtalar olsun sevgili öğrencilerim. Projeksiyon cihazları olsun, yazıcılar, fotokopi makineleri bunlar nedir sevgili öğrencilerim? Evet, eğitim içerisinde müthiş bir katkı sağlamıştır. Yukarıya olan maviye boyarsınız sevgili öğrencilerim. Evet, teknoloji ürünü tasarlamak için mutlaka bilim insanı. Evet, mutlaka bilim insanı olmak zorunda mıyız? Örneğin bir dişle alakalı bir tekniker veya sanayide bir usta ne yapabilir? İlla ki bilim adamı olmasına gerek yok. Yatkındır, alana hakimdir. Ne yapabilir? Bir tasarlama yapılabilir. Özellikle teknikerler bu alanda çok iyi olabiliyorlar. Yani bilimle desteklenip son hali verilebilir ama mutlaka bilim insanı olmak gerekmemektedir. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. Evet. Ekran başına fazla vakit geçirmek dikkat dağınıklığı bakın en büyük sebebi. Çünkü ekranda binlerce görüntü aktığı için insanda ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Dikkat eksikliği. Aslında dikkat dağınıklığı söylüyoruz. Dikkat eksikliği yapmaktadır sevgili öğrencilerim. Bu doğrudur. Güvenli genel ağ kullanıma dikkat edilmeli. Evet, güvenli olanına dikkat etmeniz. Niye sevgili öğrenciler? Bizim kişisel bilgilerimiz ne yapılabilir? Ele geçirilebilir ve çok büyük zararlar görebiliriz. Çok dikkat etmeliyiz. Bu doğrudur. Bilgisayar başına fazla vakit geçirmek arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirir mi? Tam tersine bizi asosyal yapar sevgili öğrenciler. Niye? Çünkü bilgisayar başında geçen saatleri fark etmiyoruz. Arkadaşlarımıza, ailemize, eşimize, dostumuza vakit ayırmıyoruz. Bu da bizi asosyal, toplumdan kopmuş bir kişi haline getirebilir. Arkadaşlık ilişkilerimize güçlendirmeye bırakın. Yanlış yeri boyadım sevgili öğrencilerim. Ne yapabilir? Zarar verebilir değil mi? Sevgili öğrencilerim şurayı boyayacaktım. Evet. Buradaki kırmızı ne yapar? Yanlıştır sevgili öğrencilerim. Bunu boyarsınız. Evet. Aşağıya doğru olan okumuş. Evet. Buraya yine sizden bir şey işlemiş. Hazırladım sevgili öğrencilerim. Akıllı telefonların insan yaşamı olumlu olumsuz etkileri ve resimlerle destekleyebilirsiniz demiş. Sevgili öğrencilerim buraya ben akıllı telefonlarla yapılan bir alışveriş resmi yükledim. Bakın burada bütün her şeyi bir tuşla alabiliyorsunuz. Bu olumlu özelliklere destek olarak resim.
Burada da olumsuz özellikle bakın sosyal medya isimlerini söylemeye gerek yok. Ekrandakilerin tamamını biliyorsunuz zaten. Bizi asosyal yapan, insanlardan koparan bir özelliktir. Bağımlılık yapan özelliktir. Bu da olumsuz etki olarak resmiyle destekledim. Buraya da biraz bilgi verdim. Sizler de bunları kendinize göre yaparsınız. Zamandan tasarruf sağlar. Bakın alışveriş için özellikle. Hızlı alışveriş yaparız. Sağlık ve eğitim gibi bilgilere kolayca ulaşabiliriz. Örneğin kan şekeri ölçümü gibi basit yerlerinizi ölçebilir. Hayati tetkikleri öğrenebiliriz değil mi? E-nabız var mesela. Giriyorsunuz. Hangi laboratuvara girmişiz, hangi sonucu almışız, hangi sonucumuz çıkmış bakabiliyoruz. Eğitimde kısa sürede öğrenme sağlar. Özel gereksinimli mesela engelli öğrencilerimiz için ne yapıyor? Etkileşimli derslerle onlar da ne yapıyor? Hayata tutunuyor sevgili öğrencilerim. Benim aklıma gelenler hızlıca buraya yazdım. Bunları sizler çoğaltabilirsiniz. Olumsuz etkileri sosyallik konusunda sanal arkadaşlıklar değil mi sevgili öğrencilerim? En tehlikelisi karşımızdaki kişi yetişkin birisi çocukmuş gibi davranıp bizi aldatabiliyor. Kişisel bilgilerimizi, resimlerimizi çekebiliyor. Evet, sosyal, asosyal yapabilir. En tehlikelisi bağımlı olabiliriz. Güvenlik seviyesi, evet düşük sitelerde özel bilgilerimizi ele geçirebilirler. Eklem bozukluğu, göz bozukluğu gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Radyasyon tehlikesi beynimiz ve tüm vücudumuzun gelişimini olumsuz etkiler. Bu da olumsuz etkilerindendir sevgili öğrencilerim. Ben örnek yazdım. Sizler bunları daha geniş, daha güzel yazabilirsiniz. Sizlere güveniyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Eğitim alanında kullanılan teknoloji ürünlerinin isimlerini boş kutulara yazınız. Eğitimde hepimizin çevresinde kullandığı şeyler neler var sevgili öğrencilerim? Bir kere hemen bilgisayarları yazalım sevgili öğrencilerim. Çünkü bilgisayarlar hayatımızın olmazsa olmazlar içerisinde. Daha sonra şu an herkesin sınıfında kullandığı etkileşimli tahtalar var. Akıllı tahtalarımız var. Herkes bunu kullanıyor. Herkesin elinde, evinde olan tabletlerimiz vazgeçilmez. Çünkü derslerimizi artık oralardan yapıyoruz. Derslerimizi çıkardığımız ne var? Yazıcılarımız var. Daha sonra da projeksiyon cihazlarımız var. Yansıttığımız evet, fotokopi makinelerimiz de vazgeçilmez sevgili öğrencilerim. Bunları ne yapıyoruz? Yazıyoruz ve sevgili öğrencilerim ses cihazları dediği hoparlörler ve yansıtan sesleri bazı cihazlar eğitimin her alanında nedir? Kullanılan teknolojik ürünlerdir sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim 52. sorumuza devam ediyoruz. Evet doğru ise D, yanlışsa Y yazacağız. Evet birincisi A, bulaşık makinesini Thomas Edison icat etmiştir. Hayır sevgili öğrencilerim yanlıştır. Bulaşık makinesi kim icat etmiş sevgili öğrencilerim? Evet Joel Houghton yani ABD'li bilim insanı icat etmiştir. Buna ne yapıyoruz? Yanlış yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, teknolojik ürünlerin hepsi doğaya zararlıdır. Evet, bu ifade de sevgili öğrencilerim doğru değildir, yanlıştır. Çünkü özellikle tarım işlerinde, bitki bahçecilikte teknolojiden yararlanarak doğaya çok faydalı işler yapılabilmektedir. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. Bilim insanı iyi bir gözlemci olmalıdır. Evet, çünkü gözlemleyerek, merak ederek bazı şeylerin doğrusunu, nasıl yapıldığını veya nasıl yapılması gerektiğini ne yapabilir, görebilir. Öğrenebilir sevgili öğrencilerim. Evet, diğeri aldığımız ürünleri kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumalıyız. Evet, en önemli şey yeni bir ürün aldığımızda sevgili öğrencilerim kullanım kılavuzunu okumak, ona uygun hareket etmektir. Kullandığımız aydınlatma lambalarının güneş ışığına benzer ışık vermesine dikkat etmeliyiz. Evet, buna da dikkat etmeliyiz. Çünkü güneş ışığına ne kadar benzerse o kadar doğala yakın olur ve gözümüze o kadar faydalı aydınlatmaya o kadar katkı sağlayacaktır sevgili öğrencilerim. Leonardo da Vinci kuşlardan ilham alarak evet uçan araçlar icat etmiştir. Zaten uçan arabanın ilk tasarımları uçan makine şeklindeydi ilk ifadesi sevgili öğrencilerim. Leonardo da Vinci tarafından yapılmıştır sevgili öğrencilerim. Steteskop mühendislik. Evet, sıklıkla mühendislik değil. Sevgili öğrencilerim, steteskop nedir? Doktorların kullandığı göğüs dinletlerine, kalp dinletleri, kulaklarına taktıkları o cihazdır. Bu da nedir? Sağlık alanında. Mühendislerin değil, sağlık alanında kullanıldığı için bu yanlıştır. Günümüzde yolculuk sırasında genel ağ hizmetinden faydalanabiliriz. Tabii ki de sevgili öğrencilerim, genel ağa bağlanarak, internete bağlanarak ne yapıyoruz? Harita özelliklerini, konum hizmetlerini kullanabiliyoruz. Doğrudur. Genel ağ günümüzde bilgiye ulaşmanın tek kaynağıdır. Hayır sevgili öğrencilerim, sadece genel ağ üzerinden değil. Bizler bilgiye gazete üzerinden, radyo üzerinden farklı bütün frekanslardan bir türlü bilgiye her türlü ulaşabiliyoruz. Genel ağ sadece
tek bir alternatif değildir, yanlıştır. Evet sevgili öğrenciler, bulmacamız var yine. Çok uzun olmasın diye bulmacayı bakın üzerine sizler için hazırladım. Hemen burada durdurup önce yazarsanız daha sonra maddelerine bakarsanız daha kolay ilerleyebiliriz. 17. yüzyılda Galata Kulesi'nden kollarına taktığı kanatla uçmayı başaran bilim insanı hangisidir sevgili öğrencilerim? Evet bakın burada Hezar Fen Ahmet Çelebi bunun filmi de yapılmıştı sevgili öğrencilerim. Evet çocuklar için animasyon filmi de yapılmıştı. Bir şeyin ilk kez ortaya konulması buluşa da bizler ne diyoruz sevgili öğrencilerim? İcat etme diyoruz değil mi? İcat. Evet. 6. Ampulü icat eden bilim adamımız da sevgili öğrencilerim. 6 numara Thomas neydi? Edison'du. Yukarıdan aşağıya tekerleği. Araçlarda kullanılan ilk uygarlık, hatta biz tekerleği kullanan uygarlık olarak onları biliyoruz. Sümerlerdir sevgili öğrencilerim. Evet, telgraf haberleşmesinde kullanılan alfabe ne alfabesiydi? Morse alfabesi değil mi sevgili öğrencilerim? Burada görüyorsunuz. Evet. Daha sonra Alexander Graham Bell'in de icat ettiği alet de neydi sevgili öğrencilerim? Telefon, herkesin bildiği sevgili öğrenciler. Evet, 54'e geldik. Aşağıdaki teknolojik ürünlerin kullanım alanlarını verilen boşluklara yazınız demiş. Evet bunlar hemen hızlıca yapalım sevgili öğrencilerim. Telefon, buzdolabı beslenmede yazmış. Çamaşır makinesi bizler elbiselerimiz için olduğu için temizlik alanında diyebiliyoruz. Evet telefonumuzda zaten haberleşme alanında kullanıyoruz. Evet uçağımızı ulaşım için değil mi? Özellikle uzak bölgelere ulaşım için. Evet stetoskop da sağlık alanında değil mi? Az önceki stetoskop sorusu buydu zaten. Evet arabayı da yine ulaşım için otomobili kullanıyoruz. Evet projeksiyon cihazımızı ne yapıyoruz? Okullarımızda ağırlıklı eğitim için kullanıyoruz. Evet burada da ne görüyorsunuz sevgili öğrencilerim? Çay ocağı gibi bir şey görüyorsunuz değil mi? Bakın burada kettle'da bu da beslenmek için kullanıyoruz. Televizyonumuzda zaten eğlence amacıyla kullanıldığını söylemiştik. Yine bakın burada tansiyon ölçme aleti sağlıkla alakalı değil mi? Evet burada temizlik ürünü bakın. Süpürgemiz, elektrikli süpürgemiz temizlik için. Evet fotokopi, yazıcı bunların hepsi eğitim alanında yukarıda da yapmıştık. Evet radyomuzu müzik eğlenceleri için ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. Evet, burada bir fırın görüyorsunuz. Fırında beslenme amacıyla kullanılmakta. Trenimiz ulaşım araçlarının başında geliyor zaten. En güvenli yollardan bir tanesi. MR, ultrason gibi bu tarz cihazları da sağlık alanında kullanıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet yine yukarıda bakın verilmiş bilim insanları buluşları verilen mucitlerin isimlerini labirentin uygun çıkışına yazınız diye söylemiş. Burada görülenleri sevgili öğrencilerim sağ tarafa yerleştireceğiz. İlk motorlu uçağı yaptılar derken bakın çoğul. Bakın takip ediyoruz buradan sevgili öğrencilerim. Geliyoruz. Nereye geldik? Buraya geldik. Kimdi bunlar? Wright kardeşler sevgili öğrencilerim. Hemen yaz diyoruz. Evet daha sonra sevgili öğrencilerim. Floresan lambaların başlangıcı olan mavimsi beyaz ışık yayan civalı buhar lambasını. Evet buradan geliyoruz. Dönüyoruz. Evet buraya geliyoruz sevgili öğrencilerim. Kim icat etmişti? Peter Hewitt şeklinde buraya yazıyoruz. Evet, karbon teli kullanarak uzun süre yanan yüksek verimli lamba. Zaten ampulün icadı olarak ne yapıyoruz? Bunu biliyoruz sevgili öğrencilerim. Buraya geliyor. Hemen onu da yazıyoruz. Thomas Edison'du sevgili öğrencilerim. Evet, ilk mesaj iletme makinesi olan telgrafı icat eden de evet hemen Claudio Chappe şeklinde bakın buraya yazdım. Telsiz teknolojisini geliştirerek cep telefonuna dönüştüren de sevgili öğrencilerim kimmiş? Martin Cooper'mış sevgili öğrencilerim. Daha sonra elektrik akımının ses titreşimlerinin etkisiyle değiştiğini fark ederek telefonu icat eden kişi de Alexander Graham Bell sevgili öğrencilerim. Evet şu şekilde yazayım. Sizler bunları boyayarak da ilerleyebilirsiniz. Sağ tarafa bu şekilde yerleştirirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi doğru yanlış etkinliğimize devam edeceğiz. Doğruysa de yanlışsa Y yine. Cep telefonu yalnızca zorunlu hallerde ve kısa süreliğine kullanılmalıdır. Evet doğrudur sevgili öğrencilerim. Eğer bu şekilde olmazsa sağlığımızı tehdit etmeye ve bağımlılık yapmaya başlıyor ve zarar vermeye başlıyor sevgili öğrencilerim. B. Televizyon seyrederken öne doğru eğilmek duruş bozukluklarına yani eklem bozukluklarına ne olur? Sebep olabilir. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Çok tehlikeli çünkü.
ışık kaynağı özellikle fıtıklara da, boyun fıtıklarına, beli fıtıklarına da sebep oluyor sevgili öğrencilerim. Işık kaynağı odayı doğrudan aydınlatacak şekilde konumlandırılmalıdır diye söylüyor. Bu sevgili öğrencilerim gözümüze zarar verme noktasında yanlıştır. Çünkü ışık kaynağı odayı çarptıktan sonra gelerek aydınlattığında gözümüze zarar vermeyecek şekilde aydınlatması daha doğrudur sevgili öğrencilerim. Gece ders çalışırken masa lambası kullanılmalıdır diye söylemiş. Evet, yani böyle yaparsak daha tasarruflu olur. O manada düşünelim. Yoksa bütün odayı aydınlatmaya, israf etmeye gerek olmadığından bunu doğru kabul ediyoruz. Evet. Zamanın çoğunu bilgisayar başında geçirmek ruh sağlığımızı olumlu yönde demiş. Olumlu yönde etkiler mi? Olumsuz yönde değil mi sevgili öğrencilerim? Psikolojik men farklı sıkıntılara sebep olabilir. Asosyal bizi yapabilir ve psikolojik men bizi etkileyebilir. Sevgili öğrencilerim, beynimize çünkü zarar verecek. Bu doğru değildir. Tüketiciler aldıkları bir ürünü doğru kullanabilmek için kullanım kılavuzu. Zaten sevgili öğrencilerim, kimseye sormadan ilk başvuracağımız yer her zaman kullanım kılavuzudur. Bu doğrudur. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda 112 arayarak yardım talebinde bulunmalıyız. Sevgili öğrencilerim, yani 112 meşgul etmek anlamında düşünürseniz bu yanlıştır. Şimdi çok acil, sağlıkla alakalı bir şey olduğunda doğrudur. 112 arayacağız. Fakat bir sorunla karşılaştık. Diyelim ki komşumuzda bir sorunumuz var. Hemen 112 mi arayacağız? Hayır. Diyelim ki eşimizle, çocuğumuzla, bir yetişkinle, yani her sorunda 112 arayarak meşgul edemezsiniz. Sevgili öğrencilerim, bu çok tehlikeli. Acil hastalara ulaşmasını engellersiniz. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. Teknolojinin ve teknolojik ürünlerin hiçbir zararı yoktur. Olur mu? Yanlış sevgili öğrencilerim. Teknolojik ürünlerin çok fazla zararı oldukları alanlarda vardır. Örneğin telefon uzun süreli kullanmak, radyasyon etkisi var. Bunlar çok tehlikeli olabilir. Doğru değildir. Yanlıştır. Işığın parlaklığı gereğinden az ya da çok olmamalıdır. Yani uygun seviyede olması nedir? Bu doğrudur sevgili öğrenciler. Fazla olduğunda zaten hem israf olur hem göz sağlığımıza zarar verir. Çok az olduğunda da aynı şekilde göz sağlığımıza zarar verebilir. Sonuncu maddemizde uzun süre bilgisayar başında oturmak baş, göz ve kulak ağrısı yapabilir. Evet, tehlikelidir sevgili öğrencilerim. Zaten eklem bozuklukları diğerlerini tamamını da kapsayacak halde uzun süreli bakmak gözümüze, radyasyondan dolayı beynimize her türlü zarar verebilir sevgili öğrencilerim. 57. sorumuz, mucitler ile icatlarını eşleştiriyoruz. Yukarıda da zaten benzerini yapmıştık. Wright kardeşler neydi sevgili öğrencilerim? Evet, ilk motorlu uçağı ne yapmışlardı? Wright kardeşler yapmışlardı. 1'e o zaman C yapacağız sevgili öğrencilerim. Şöyle o zaman eşleyelim. Evet, John Roger Baird, bu da İskoç bilim adamıydı. Bu da neyi icat etmişti? Televizyonu ne yapmıştı? İcat etmişti sevgili öğrencilerim. 3 zaten Thomas Edison'da bizim ampulümüzün mucidi. 3'ü de A ile eşliyoruz. 4 de zaten Alexander Graham Bell'de bizim telefonumuzun nedir? Mucididir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim, zarfın üzerinde yazılı olan teknoloji ürünleri ilgili oldukları sandığın üzerine yazınız demiş. Yani burada gördüklerimizi, teknoloji ürünleri zaten yukarıda yaptığımız gibi teknoloji alanlarına göre gruplayacağız. Evet, ben şöyle toplu halde grupladım, hemen üzerine konuşalım yaparak. Telsiz, telefon ve radyo sevgili öğrencilerim bizim iletişim kurduğumuz iletişim alanındaki teknolojik ürünlerimizdir. Ulaşım alanındaki teknolojik ürünlerimiz de, evet şöyle hemen hızlıca, metromuz var, gemimiz ve otobüsle bizler ulaşımımızı sağlıyoruz. Sağlık alanında da sevgili öğrencilerim, bunu da zaten konuşmuştuk. Röntgen cihazları, stetoskoplar, doktorların kullandığı ve mikroskoplar nedir? Sağlık alanında bizim teknolojik alanlarımızdır. Eğitim alanında yine yukarıda yazdıklarımızın aynısı sevgili öğrencilerim. Akıllı tahtamız, bilgisayarımız ve projeksiyon aleti de bizim eğitim alanında kullandığımız teknolojik ürünlerdir. Eğlence alanında da yukarıda dönme dolabı yazmamıştık fakat çizgi film, CD çalar bunlar sevgili öğrencilerim. Dönme dolabı çocukların eğlenceleri için. Çizgi filmler zaten herkesin yetişkinlerinde çocuklarına, CD çalarlar da bizim eğlence için kullandığımız teknolojik gelişmelerle alakalıdır sevgili öğrenciler. Bunları da bu şekilde doldurursunuz. Evet, 59.
Teknoloji ürünleri kullanırken kendimize ve doğaya zarar verebiliriz. Evet, böyle bir ihtimal var. Aşağıda verilen ifadelerin hangileri bu durumu örnek olarak gösterilebilir diyor. Kolay iletişim bu teknolojinin güzel yanı sevgili öğrencilerim. Bunlar kendimize ve doğaya verilen zarar değil. Duruş bozuklukları. Evet, buna çarpı atıyorum. Bu uzun süreli kullanıldığında bize, kendimize verilen hava kirliliği de sevgili öğrencilerim. Bu da nedir? Doğaya verilen bir zarardır teknoloji ürünlerin. Özellikle fabrikalarda kullanılan, sanayilerde kullanılan teknolojik ürünler ve özellikle bunların atıkları hava kirliliğine sebep olmakta. Uykusuzluk da bizim bireysel olarak kendimize verdiğimiz zararlardandır. Bu da var. Obezite de hareket etmeyince, çok fazla hareket etmeyen kişilerde yağlanmadan dolayı ortaya çıkıyor. Hızlı ulaşım olumlu bir şey. Bunu yapmıyoruz. Boyun fıtığı da yine uzun süre telefon kullanmakta, televizyon izlemekte insanların kendilerine verdiği zararlardan radyasyon hem kendimize sevgili öğrencilerim hem de çevremize verdiğimiz çok tehlikeli teknoloji ürünlerinin zararlarından sağlıktaki ilerlemeler bunlar olumlu şeyler. Güvenlik sistemleri de olumlu. Baş ağrısı da uzun süreli ekrana bakmadan kaynaklı veya radyasyondan kaynaklı olabilir. Yorgunluk da aynı şekilde çünkü vücudumuz dengesiz bir şekilde uzun süre durunca yorgunluk belirtileri gösterir. Bilgiye kolay erişim bu olumlu. Sosyal yaşama ayrılan zamanın artması diyor bakın sevgili öğrencilerim. Bu teknolojinin faydasıdır, zararlarından değildir. Bunları da bu şekilde işaretlersiniz. Evet, tekerleğin aşamaları sevgili öğrencilerim. Şimdi resme baktığımızda buradaki en ilkelden günümüze sıralamasını yapın demiş. Geçmişten geleceğe derken. Resme baktığımızda sevgili öğrencilerim en ilkel olan bakın tekerlek ne oluyor burada? C ile başlıyor değil mi sevgili öğrencilerim? Hemen bunu yazıyoruz. Ondan sonra sevgili öğrencilerim D şıkkına baktığınızda bakın burada bir sonraki biraz daha ilerlemiş. Bu ilkel halden bu hale gelmiş olanı D'de görüyorsunuz. Bundan sonra da bakın B'ye geleceğiz. B'yi yazıyoruz. B'den sonra da bakın biraz daha Ç modern, en modern olan da A olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor sevgili öğrencilerim. En sona da A yazıyoruz. Bakın zaten en modern olan şu an kullanılan tekerimiz en ilkel de C'deki taş teker sevgili öğrencilerim. Bu şekilde sıralamamızda yaparsınız. Evet, iki teknoloji ürün sizler için hazırladım. Belirlediğimiz ürünlerin günümüzdeki özelliklerini yazacakmışız. Daha sonra bu ürünlerin gelecekteki hayal ettiğimiz aşamalarını yazacakmışız. Ben birincisi herkesin evinde önünde olduğu için örnek televizyonu yazdım. İnternete bağlanabiliyor. Şu anki ürünlerimiz film ve haber izleyebiliyoruz. Eğlence alanında kullanıyoruz. Renkli ve hareketli ve ses içeriyor sevgili öğrencilerim. Kısaca burada bilgisini verdim. Gelecekte nasıl bir televizyon olabilir? Buraya da basitçe hayallerimi yazdım. Sadece belirlenen çerçeve yani şekilde televizyonun şu anki ünitesi şeklinde olmayan parmağımızla bir dokunuşla istediğimiz zeminde bakın masanın üzerine olabilir veya yüzeyde duvarda olabilir cam yüzeyde olabilir görüntü ortaya çıkan sadece görüntü değil 3 boyutlu her yönüyle görülebilen sevgili öğrencilerim örneğin bir masadasınız bir anda bakın ne oluyor 3 boyutlu karşımıza bir figür olarak çıkıp haberi anlatabilir mesela bu şekilde 3 boyutlu sanki gerçekmiş gibi televizyonlar gibi 2 boyutlu şekilde değil evet ve ayrıca zihnimizi okuyup istediklerimizi ortaya çıkaran ve yorumlayıp sonucunu bize gösteren. Diyelim ki bankayla olabilir, ticari bir şeyle olabilir. Nasıl haber sunarmış gibi karşımıza bize 3 boyutlu olarak çıkıp bilgilendirip sonucunu da şu şekilde diye tavsiyede bulunabilecek seviyeye geleceğini düşünüyorum ileride. Evet, ikinci üründe röntgen cihazı sevgili öğrencilerim. Günümüzde vücudumuzu tarıyor, iç organlarımızı UV ışıklarla gösteriyor. Eklem ve yapılardaki olumlu veya olumsuz durumu bize gösteriyor. Şu anki mevcut durum bu şekilde. Gelecekte şimdiki gibi içine girmemiz gerekmeyecek. Evet sevgili öğrenciler. Cebimizde taşıyacağımız küçük bir aparat olacak. Vücudumuza dokunduğumuz bölgeyi iç organımıza kadar renkli ve 3 boyutlu karşımda büyütülmüş gösterecek. Diyelim ki şu şekilde insan düşünün sevgili öğrencilerim. Kalp bölgesine diyelim, dokunup tuşuna bastığınızda hemen 3 boyutlu bir şekilde kalbi bize gösterecek. Şurada rahatsızlık olduğunu, şöyle olduğunu, böyle olduğunu bize 3 boyutlu gösterip anlatacak. Şu şekilde basit tedavi yöntemlerini açıklayacak. Bir tuşla o bölgeye diyelim ki kanama var, başka bir şey var. İlk yardımın basit bir yolunu da bize tavsiye edip hatta bir ileriki aşamada bize basit bir ilk yardım yapacak seviyeye geleceğini düşünüyorum. Böyle bir hayal kurdum sevgili öğrencilerim. Sizler de buna benzer hayallerinizi yazabilirsiniz. Ben kimim var? Evet, icatlarla mucitler yine aynı şekilde. Sevgili öğrencilerim,
bir teknoloji ürünü olarak ilk mesaj iletme makinesini icat ettim diyor. İcadına uzaktan yazan anlamı veren telgraf adını verilmiş sevgili öğrencilerim. Evet. Claudio Chappe'yi buraya yazarsınız sevgili öğrencilerim. Amerikalı bir modem işaretli haberleşme sistemini 1840'larda buldum. Daha sonra bu sistemi kendi adımla anılan bir alfabe. Ne alfabesiydi? Morse alfabesi değil mi sevgili öğrencilerim? Samuel Morse'u yazarsınız. Amerikalı bir modem elektrik akımını ses titreşiminin etkisiyle değiştiğini keşfettim. Böylelikle sesin teller arası ile iletilmesini sağlayan telefonu icat etmiş. Alexander Graham Bell de buraya yazarsınız sevgili öğrencilerim. Bunları şöyle işaretliyorum. Evet, bunları da doldurursunuz sevgili öğrenciler. Evet, yine doğru yanlış etkinliğimiz var. İcat yapan, bir buluş ortaya koyan kişilere ne denir sevgili öğrencilerim? Mucit denir. Evet, bu doğrudur. İlk motorlu uçak Wright kardeşler tarafından. Evet, bunu da az önce söylemiştik. Motorlu uçağın mucidi Wright kardeşlerdi. Bu da doğrudur. Buluşlar yaşamımızı tabii ki de kolaylaştırır. Evet. Buluşların insan yaşamı için olumsuz yönlerdi. Tabii ki de sevgili öğrencilerim. Bazen özellikle silahtır, birbirine zarar verecek şeylerdir, biyolojik şeylerdir, biyolojik silahlardır gibi mesela örnek. Bize zararları da vardır. Doğayı kirletme açısından zararları da vardır. Samuel Morse telefonu mu icat etmiştir sevgili öğrencilerim? Hayır. Telefonu kim icat etmişti? Graham Bell icat etmişti. Teknolojik gelişmeler insanlığa yararlı şekilde kullanılmalıdır. Evet, biz bu böyle talep ediyoruz. Keşke hep böyle olsa arzumuz bu yönde. Buluşlar insanların ihtiyaçlarından. Evet, nedir? İhtiyaçlarımız örneğin bir engelli ailemiz olsa buna ne yapabilirim, ne yapabilirim diye arayış içerisindeyken bu ihtiyacımızı karşılayacak, bizim zorluğumuzu kolaylaştıracak bir buluş daha sonra ortaya çıkıyor. Bilim insanları kendilerinden önce yapılan bilim çalışmalarından tabii ki de yararlanırlar. Bir anda tamamını bulmuyorlar değil mi? Öncekinin üzerine koya 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 ilerleye ilerleye son hallerini buluyorlar. Televizyonun yakından izlenmesi durumunda görme sorunları evet ne yapabilir? Ortaya çıkabilir. En tehlikeli olan şeylerden bir tanesi de bu. Hemen göz bozulmaları ortaya çıkıyor. Elektriğin kullanılmadığı dönemlerde elbiseler evet kömürlü ütüler vardı sevgili öğrencilerim. Daha sonra elektrikli ütüye geçti. Bunun da aşamalarını hep beraber zaten yukarıdaki etkinliklerde yapmıştık. Evet, boşluk doldurma etkinliğimiz. Bir icadın kim tarafından yapıldığını gösteren belgeye bizler patent diyoruz değil mi? Patentini alıp artık kullanım hakkı bize geçiyor sevgili öğrencilerim. Araba, uçak, gemi, nokta nokta alanda. Hangi alanda? Sevgili öğrencilerim kırmızı yazayım. Ulaşım alanında. Evet, teknoloji üründür. Nokta nokta kuşlardan ilham alarak uçan araçlar tasarlamıştır. Leonardo da Vinci sevgili öğrencilerim. Uçan araba, uçan makine adı altında ne yapmıştır bunu? Yapmıştır, tasarlamıştır. 17. yüzyılda İstanbul'da yaşayan nokta nokta kollarına kanat takarak uçma denemesinde bulunmuştu. Bu da kimdi? Hazerfan Ahmet Çelebi değil mi sevgili öğrencilerim? Şunu da kırmızı yapayım. Evet. Nokta nokta sırtına bağladığı roketle göğe yükseldikten sonra paraşütle denize inmiş. Bu da kimdi? Lagari Hasan Çelebi'ydi sevgili öğrenciler. Amerikalı tarafından 1903 yılında yapılan uçuş denemesi insanoğlunun uçma serüveninin dönüm noktası. Wright kardeşler değil mi sevgili öğrencilerim? Uçak motor sevgili öğrencilerim. Kim tarafından? Wright kardeşler tarafından yapılmıştı sevgili öğrencilerim. Evet, burada da uzunca bir etkinliğimiz var. Aşağıda verilen alanlarda kullanılan teknoloji ürünlerin hayatımıza kazandırdığı kolaylıkları karşılarına yazın diye söylemiş. Ulaşım alanında bize örneğini kendisi vermiş. Eğitim alanında ve diğer alanlarda sevgili öğrenciler. Ben sizlere basitçe hazırladım. Sizler bunları daha iyi yazabilirsiniz. Teknoloji sayesinde bireylerin eğitime ulaşmaları kolaylaştı. Zamandan kazanç sağlandı. Etkileşimli derslerle öğrenme, öğrenci merkezli oldu. Engelli bireyler için bireysel etkinliklerin yolu açıldı demişim. Sağlık için de sevgili öğrencilerim hemen basit. Teknolojinin katkısıyla ameliyatlara robotlar dahil oldu. Evet, MR ve röntgen gibi gelişmiş cihazlarla doktorların aylarca yapacağı incelemeler kısa süreye indirildi. Hassas ameliyatlarda teknoloji yardımıyla hatalar azaltıldı. Yaşlı ve engelliler için fiziksel destek materyalleri, cihazları geliştirildi. Bunu yazabilirsiniz. İletişim için de iletişim belki de teknolojiyle yeniden doğdu. Aylarca hatta yıllarca süren habersiz yaşamlar bir tek tuşla çözüldü. Uzaklardaki kişilerle anında iletişim imkanı veren akıllı telefonları şimdi kolaylaştırdı şeklinde yazmışım. Evet, haberleşme alanında da evet
Özellikle internet ağıyla güncel haberlere ulaşmak çok kolaylaştı. Eskiden bilgi insanlara ulaşana kadar tabii güncelliğini kaybediyordu. Bir hafta önceki bilgi bize ulaşana kadar bilgi değişiyordu. Şimdi anında ulaşabiliyor. Ayrıca afet ve kazalarda sağlık ve acil ihtiyaçlar için haberleşmek kolaylaştı demişim. Bilgi edinme. Evet sevgili öğrencim, şöyle onu da yeşil yapayım. Bilgi edinme haberleşme ağı gibi çok kolaylaştı. Rengi okunmuyor. Siyah yapayım. Bilgi almak için kamu ve özel kurumlara gidip insanlara ulaşmak ve bilgi almak gerekiyor. Değil mi? Kamu binalarına, özel şirketlere gidiyorduk. Günümüzde kamu kurumlarının e-bilgilendirme, mesela e-devlet var. Hemen girip bilgilerinize oradan ulaşabiliyorsunuz sevgili öğrenciler. Veya e-nabız var mesela, giriyorsunuz. Oradan sağlığınızla ilgili bilgileri edinebiliyorsunuz. Temizlik alanında zaten kolaylıklar oluştu. Eskiden süpürgeler çok büyük ve güç gerektiriyordu. Şimdi robot süpürgeler insan dahi dokunmadan yapabiliyor. Ayrıca kanepe, halı, sandalye veya sanayideki ürünler temizlemek eskiden çok zordu. Şimdi bunları makinelerle çok kolay yapılabilmekte. Beslenme açısından da sevgili öğrencilerim, kolaylık, ulaşılabilirlik arttı. Örneğin dünyanın öbür ucundaki bir gıda maddesine ulaşabilir olduk. Özel beslenmesi gereken hastalar veya gıda hassasiyeti olan kişiler kolay ulaşabilir oldu. Beslenme eksikliği neredeyse ortadan kalktı diye yazmışım sevgili öğrencilerim. Şöyle ortalıyorum. Sizler de buradan benimkileri geliştirebilir veya farklı bir şekilde kendinizi yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, 208'de ünitemizi tamamlamış olduk. Sonraki derslerimize ve diğer derslerimize görüşmek üzere. Bize yazabilirsiniz. İstediğiniz sayfaları sizler için hazırlarım sevgili öğrencilerim. Görüşmek üzere.